Efendim hayırlı akşamlar Aki TV ekranlarından bizleri efendim tercih edip de izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. 16 Mart 2016. Evet, bugün nasıl geçti? İnşallah sıhhatle, afiyetle geçmiştir diyoruz. Tabii ki ekonomi cephesinden bakacağız önümüzdeki 45 dakika boyunca. Dünya geneline baktığımızda gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii ki Merkez Bankası'nın yapmış olduğu toplantı 2 gün boyunca sürdü. Önümüzdeki dakikalarda artık sayılı dakikalar kaldı. Yapılacak açıklama. Önce yazılı ardından basın toplantısı. Faiz kararı. Evet, ne de önemliymiş bu faiz kararı diyeceksiniz. Evet, önemli. Çünkü maalesef dünyaya yön verenler batıdan efendim bizlere bir şekilde etki altında bırakabilmekte. Birçok şirket, birçok yöneticinin şöyle ucuna baktığınızda maalesef her şey Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yönetiliyor dünya genelinde. Paranın dolaşımı açısından baktığımızda dünyada tek geçerli para birimi olarak da doları görüyoruz. Evet, doların seyrine baktığımızda iç piyasalarda belki biraz hareketlilik gözlenmiş olsa bile asıl hareketliliğin biz Amerika Birleşik Devletleri menşeili olduğunu düşünüyoruz ve istihdam raporlarına bakıldığında efendim gülümsetici birazcık hareketler var. Ama aynı şeyi Türkiye için uyarladığımızda maalesef aynı cevabı alamayacağımızı söyleyebilirim. Dün açıklandı işsizlikle ilgili rapor ve TÜİK'in vermiş olduğu bilgi ki kayıt altında olmak kaydıyla söylüyorum. Yaklaşık 3 milyon 204 bin işsiz. Evet, 3 milyon 204 bin işsizimiz var. Geçen ayki rakamlar tabii ki. Bunun üzerine şu anda kendi meslektaşlarımızı da eklememiz gerekiyor. Bunu da unutmamak lazım. Evet, Türkiye'de birçok sektörde sıkıntılı bir süreç yaşandığını biliyoruz. Ama bu darboğazın hem sağduyuyla hem de dikkatli adımlarla geçileceği kanaati de bizde hakim. Evet, genç işsizlik oranına baktığımızda Türkiye'de 19.2. Oran bu. Ama genel çerçevede baktığımızda her şeye rağmen iyi mi? Evet. Yunanistan'a baktık. Geçen yıl bile %28'lik bir işsizlik oranı vardı. Avro bölgesinde şu anda toplamda ortalama %22.1 oranında işsizlik var. Evet, hisse piyasaları, hisse senedi piyasalarında bir düşüş söz konusu. Türkiye'de de genel olarak BIST'e baktık, 80 binleri gördü ve geriye bir düşüş ya da gerileme süreci yaşanıyor bugün için. Küresel piyasalar anlamında söyleyeceğim ve zayıf bir seyir söz konusuydu gün boyunca. Ve genel çerçevede ezici çoğunluğun FED'den gelecek mesajda faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı kanaati hakim. Ekonomistler cephesinde en kötü ihtimal 25 baz puanlık artış. Ama ertelenmesi ihtimali çok kuvvetli bu. Yeni kararın, daha doğrusu faiz oranı yükseltmenin cansız talep ve karamsar küresel büyüme. Evet, bu çok önemli bir ifade. Cansız talep ve karamsar büyüme, küresel büyüme. Türkiye'ye uyarladığımızda her şeye rağmen sağduyulu ve soğukkanlı ilerlememiz gerektiğini hep söyleye geldik. Bundan sonrası için de yine yakın takipte olacağız. Evet, günün piyasa gelişmelerini değerlendireceğiz az sonra. Hem kendi içimizden yayında çözüm ortağı olarak hep gördüğüm Sayın İslam Yemiş az sonra bizlerle birlikte olacak. Ama bugün yine farklı bir konuya değinmek istiyoruz. İflas erteleme. Evet, birçok şirketin başvuruda bulunduğu bir süreç. Zorunlu olarak başvuruda bulunanlar var ve keyfi mi diyeyim artık öyle bir noktaya gelmiş ki böyle bir süreç neden yaşanıyor? Önümüzdeki dakikalarda bu işin uzmanıyla ve hukuki süreçleriyle değerlendirmek istiyoruz. Vakit kaybetmeyelim ve grafikler eşliğinde İslam Yemiş'e bir merhaba diyelim. Evet, genel çerçevede baktığımızda piyasalar bundan bir saat sonra yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Ve FED'den gelecek olan açıklama acaba ne ölçüde etkiler? Biz Türkiye'de piyasaları kapattık ama dünya global bir dünyaysa devam eden bir süreç var. Mutlaka etkisi hemen yansıyacaktır ki içeride doları biraz hareketli gördük dünden bu yana. Ve ne diyecek bakalım İslam Bey grafik eşliğinde şu anda ekranlarımıza da yansıyor. Bizim rakamlarımız
Genelde orta seyirli ama son dakika rakamlarını İslam Bey'den alalım. Buyurun İslam Bey. 1 saat 15 dakika var. Küresel piyasalar bu kararı bekliyor. Yaklaşık 2 günden beri küresel piyasalar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Ancak iç piyasalarda bu duranlık hem yurt dışında hem iç piyasalarda yatay bir şekilde kapanışlara neden oldu. Borsa İstanbul 79.369 puanda kapanış yaptı. 0.43 puanlık bir yükselişle günü tamamladı. Önemli olan 79.000 bandının üzerinde kapanış yapmasıydı. Evet. Dolar TL kuru 2.90-2.93 aralığındaki seyrine gün içerisinde devam ettirdi. Ancak akşam saatlerinde tekrar bir satış baskısına maruz kaldı. 2.91-50 TL bandında şu an itibariyle işlem yapıyor görünmekte. Demli emtialardan altın fiyatları da küresel piyasalarda altının onsu 1228 dolardan işlem görüyor. Gram altın TL fiyatına baktığımız zaman da gün içerisinde 114.500-116 TL aralığında işlem görüyordu. Şu anda 115 TL işlemi yatay bir sürecin işaretçisi oldu. İç piyasalarda vatandaşlar özellikle bizi dinleyen izleyicilerimiz Fed'in faiz kararı bizi neden ilgilendirir diye soru sorarlardı kendisine. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Fed faiz noktasına bir artırıma giderse 0.25 puan olabilir ya da 0.10 puan olabilir. Böyle bir yükselişte iç piyasalarda dolar TL kuru 2.95-2.97 bandına kadar yükselebilir. Dolar TL kurunun iç piyasalarda 2.95-2.97 bandına kadar yükselmesi başta petrol fiyatlarında yani benzin istasyonlarında pompa fiyatlarına zam olarak yansıyabilir. Tabii ki dolar TL kurunun güçlü olması hem cari açık hem enflasyon rakamları açısından Türkiye ekonomileri açısından önem arz ediyor. Eğer böyle beklenti dahilinde bir faiz artırımı gelirse altın fiyatlarında özellikle aşağı yön hareketleri yani değer kayıpları görebiliriz. Diğer bir senaryo, eğer faizde herhangi bir değişikliğe gitmezse Merkez Bankası, o zaman dolar TL kurunda sert bir satış baskısı görebiliriz. Hangi şık sizin için daha yakın görünüyor İslam Bey? Ben şu anda %50-%50 biraz politik bir cevap olacak. Ancak şöyle bir cevaplayayım. Faiz artırımında bir faiz artırımına gitmeyebilir. Ancak Fed Başkanı Yellen'ın açıklamaları sanki faiz artırımı yapmış gibi ya da yapacak çok yakın bir zamanda faiz artırımı yapacak gibi dolar TL kuru üzerindeki etkisini ben tekrar 2.95-2.97 aralığına bekliyorum. Benim beklentim bu yönde. Faizi artırsa da bu trend yukarı doğru hareketlerini devam ettirir. Evet. Ancak söylemleriyle de küresel piyasalarda dolar TL kurunun seyrini değiştirebilir diye tahmin ediyorum. Evet, 1,5-2 saat sonra bizler de ekranlara belki de sıcak gelişme olarak vereceğiz. Artırım olursa ki kanaatim benim artırım olmayacağı yönünde bilmiyorum. Görüşümüzü biraz ayrı söyledik ama yarın bunu neden öyle oldu diye de paylaşacağız. Ben de aynı görüşteyim sizinle. Faiz artırmayacak ancak dolar kurumdaki değerlenme muhtemelen yukarı dönme hareketler sergileyebilir diye tahmin ediyorum. Bu Türkiye'de iç piyasalar açısından geçerli olabilir. Dünya genelinde dolarda olağanüstü bir sirkülasyonun olmadığını söyleyebiliriz. Her nedense Türkiye'de tüketiciler ya da yatırımcılar doları bir yatırım amacı, can kurtarıcı bir simit gibi görüyorlar. Bu da bana inanır mısınız çok enteresan geliyor. Bunu da detaylı olarak değerlendiririz inşallah önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür i̇nşallah. Ediyorum. Hoşçakalın, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, ajandamıza şöyle hızlıca bakalım. Dün fırsat bulamamıştık. Bakalım ne var ne yok. İşsizlikle ilgili rakamlar dün açıklanmıştı ve biz genel çerçevede baktığımızda bir ya da iki ay geriden hareket ederek bunları paylaşıyoruz. Çünkü TÜİK'in açıklamaları bu yönde 2015 yılı Aralık dönemine ait olan açıklamalar ve genel çerçevede az önce belirtmiştim 3.204.000 işsiz var Türkiye'de. Bu rakam ne kadar inandırıcı çevremize baktığımız zaman göreceğiz ama sonuçta resmi rakamlar buradan paylaşmak durumundayız. Ama genç işsizler oranı açısından baktığımızda oranın %20'ye dayandığını söyleyebiliriz ve şu anda işini nimet olarak görmek gerekiyor ve Bismillah deyip sabah başladığımız işimize çok şükür elhamdülillah diyerek akşam saatinde bitirmek artık hakikaten bir nimet haline dönüştü bu memlekette. Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla artık ne Avrupa'da
ne Orta Doğu'da ne de diğer ülkelerde işler yolunda değil. Yani işler yolunda değil maalesef. Peki işleri yoluna sokmak için bazı genel çerçevede kanunlar çıkartılıyor, moraller veriliyor. Bu konuda hükümetin de güzel çalışmaları var diyebiliriz. Paketler açıklandı ama bu konuyu üçüncü defa taşıyoruz ekrana. Taşeron işçilerin kamuda istihdamına dönük torba yasa vardı biliyorsunuz, yasa tasarısı. İnşallah 21 Mart'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilecek ve ay sonunda yasalaşmış olacak böyle bir teklif. Şimdi yediğimizden içtiğimizden her zaman sağlık yönüyle sorumluyuz ama cebimizden çıkan para da önemli demiştik. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün üst üste konu yaptık bunu ve maalesef aracılar dediğimiz fırsat yoksullarının ya da fırsatçıların cebimizden sömürde bulunduğunu söylemiştik ki bu sadece sebzede, meyvede ve diğer ürünlerde değil, sütte bile mevcut. Konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in bir girişimi oldu nihayet. Çiğ süt alımlarında aracılardan efendim biliyorsunuz haksız kazanç. Nedir bu, kimdir aracılar? Bir gün bulsam da burada konuştursam diyorum. Mutlaka yapacağım bunu. Bunu da özellikle belirteyim. Bu özellikle haksız kazanç elde edilmesini engellemek amaçlı harekete geçilmiş ve nihayet Et ve Süt Kurumu'na da yetki verilmiş. Yani geç kalınmış bir karar ama zarar neresinden dönülürse kârdır diye de söylemek istiyorum. Güzel birkaç haber daha paylaşalım. Hepimizin hayalinde bir ev satın almak, içinde huzurlu bir şekilde oturmak var. Fakat maalesef zaman zaman karşımıza da çıkıyor. Terör hadiselerinde ekmeğini emeğiyle, alın teriyle kazanmak üzere bizim de efendim güvenliğimizi sağlamaya çalışan ve maalesef görevi başında şehit olanlar var. İşte devlet bunlara da el uzatıyor, hepsine rahmet diliyoruz ama ailelerine sabır dilerken sadece bu cümlelerle yetinmemek gerekiyor. Nihayet hükümetin de bu konudaki çalışmalarında yeni somut adımların atıldığını görmek bizleri de mutlu etmekte. TOKİ'nin bu konuyla ilgili bir çalışması var. 1542 konutu efendim şehit ailelerine ayırmış durumda. Güzel bir hizmet, tebrik etmek gerekiyor buradan ve burada faizsiz, uygulamasız veya borçsuz bir şekilde inşallah huzurlu bir şekilde de bu konutlar anahtarlarıyla teslim edilerek içerisinde huzurlu bir yaşama kavuşurlar diyorum tüm aileler. Gayrimenkulden söz etmişken belki benim bugünlerde Fransa'da bulunmam gerekirdi ama bu program vesilesiyle buradayım. Neden Fransa? MIPIM. Çünkü dünyanın en büyük gayrimenkul organizasyonu, fuar, Türkiye'nin de gururla temsil edildiği bir fuar. 35 civarında şirketin bu fuarda yer aldığını biliyorum Türkiye'den ve genel çerçevede başarılı bir sunum söz konusu. Dünden bu yana baktığımızda yarın sonrası zaten inşallah gazetemizde, Yeni Akit'te de ne oldu ne bitti kendi kalemimden sizlerle paylaşacağım kısmet olursa. Ve son olarak Katar'dan bir mesaj var. Katar, Türkiye sevgisiyle her zaman ön planda. Son 4 yıldır Katar'ın Türkiye'ye yapmış olduğu yatırımları sizlerle paylaşıyoruz. Hem yayıncılık alanında hem enerji alanında, inşaat alanında büyük yatırımları var. Bu konuyla ilgili Ankara Büyükelçisi bu ülkenin Salem Mübarek Alsaf bir açıklama yapmış. Türkiye'de birkaç banka ile hisse alımı konusunda anlaşma noktasına geldiklerini belirtiyor. Sayın Büyükelçi, ne diyelim, bin bir bereket versin diyelim. Yabancılara her zaman kapımız açık. Sonuçta her şey paylaşılarak büyür diyoruz. Efendim her şey paylaşılarak büyür ama zaman zaman kazandığından kaçırarak yatırımcısını üzenler veya hissedarlarını üzenler de var. Veyahut kendisine güvenip de alım satım yapmış olan, şirketinden hizmet satın almış olan vatandaşlarımızı üzenler de oluyor. Veyahut zorunlu olarak böyle bir hukuki sürece girmiş olanlar da var. Neyden söz etmek istiyorum? İflastan. Allah korusun, bugünlerde eğer hesabını kitabını doğru yapamıyorsa iş sahipleri böyle bir sıkıntının kapısını çalması an meselesidir diyorum. Konuyu biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Acaba şirketlerde iflas erteleme modası bu aralar neden ön plana çıktı? Gazetelerde sık sık yer alıyor.
ve kısmet olursa icra iflas hukuku alanında uzman bir isim avukat Sayın Zeki Arıtürk Bey az sonra bizlerle birlikte olacak. Sorularımız olacak ve can kulağıyla dinleyeceğimizi düşündüğümüz cevapları gelecektir. Kısa bir ara diyelim öncelikle. Merhaba, yeniden efendim bizleri şu anda sesimize veya görüntümüze kulak verip bizleri izleyenlere selam olsun diyoruz. Radyoculuğun getirmiş olduğu bir alışkanlık da var burada, onu da belirtelim. Şimdi genel çerçevede konumuz ekonomi, alanın olarak da ekonomiyi tercih ediyoruz ama sosyal konuların içerisinde bazen ah vah dediğimiz, üzüldüğümüz başlıklara da rastlıyoruz gazete haberlerinde. Geçtiğimiz haftalarda birkaç defa gözüme çarptığı için gündeme aldım ve bunu en iyi bilen kim olabilir diye düşündüm. Neden söz ediyorum? İflas. Evet, bir şirket neden iflas eder? İflasın da farklı çeşitleri varmış daha doğrusu. Birdenbire ben cebimde hiç 5 kuruşum kalmadı, hadi kepenk kapattım gideyim buradan demekle iflas etmiyor insan. Farklı modeller varmış, uygulamalar varmış ve bir de bu işin erteleme boyutu varmış. Ben iflas ertelemeyi zaman kazanma olarak anlıyordum bir vatandaş gözüyle. Ancak böyle değilmiş. Biz en iyisi birbirine soralım dedik ve stüdyomuza misafir edelim diye düşündük. İcra iflas hukuku avukatı Sayın Zeki Arıtürk Bey şu anda bizlerle, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Beyciğim. Evet, iflas Allah korusun diyoruz ama Allah akıldan da etmesin, kazançtan da etmesin. Amin. Her ikisi de bittiği zaman insanoğlu iflas edebilir ama ticarette iflas etmek zaman zaman herkesin kapısını çalabilmekte. Kaçış yolu veya uzak durma yolları. Bundan isterseniz söz etmeden önce de iflas nedir, oradan başlayalım. Eyvallah. Öncelikle böyle bir programa davet ettiğiniz için, böyle güzel insanlarla bir arada olduğum için öncelikle çok teşekkür ediyorum. İflastan önce biliyorsunuz menfur bir saldırı oldu Ankara'da. Evet. Ben öncelikle şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Amin. Hastanede yatanlar içerisinde acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim inşallah bir daha böyle acıları bu ülkeye yaşatmasın. En kısa zamanda da devletimiz bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri alacağını düşünüyorum. Allah bizi koruyan, canı pahasına vatanını savunan, evet, güvenlik görevlilerine de yardımcı olsun. Amin. Özellikle TOKİ ile ilgili bir haber paylaştınız. Hakikaten umut var. Devleti bu konuyla ilgili devlet gönülden tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Allah inşallah daha büyük acılar yaşatmadan, amin, bu ülkeyi selamete çıkarsın diyorum. Amin. Buyurun. Evet, bu işte de takdir edersiniz ki iflasla ilgili olan kısımlara baktığımızda biz Medeni Kanunu İsviçre'den aldık. İsviçre'den aldığımızda iflas kanunu da, icra iflas kanunu da bu şekilde biz yani kara Avrupa kıtasının uygulamış olduğu hukuk sistemine göre yönetiliyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere. Biz eğer bir değişme olmuşsa önce İsviçre'ye ya da Almanya'ya bakarız. 2003 yılına kadar icra ile ilgili olan, iflasla ilgili olan kısımlarda unutturuldu adeta. Ama 2003 yılında özellikle yeni hükümetin başa gelmesiyle birlikte bu konu yeniden değerlendirildi. Ve 2003 yılında aslında iflasın ertelenmesiyle ilgili bir kanun çıktı. Ve o yıllar ekonomik kriziydi Türkiye. Aynen öyle. Ve iflasın ertelenmesi aslında herkes tarafından bir kaçış gibi, bir zaman alma, bir ön alma gibi bir algılandı. Aslında tam olarak böyle değil. İşte bugün de bunu yapacağız. Bunu söyleyeceğiz. Bununla ilgili bir bilgi paylaşacağız. Evet. Daha sonra 2010 yılında bir değişiklik yapıldı. Bu sürelerle alakalı bir durumdu. 4949 sayılı bir yasa ile iflasın ertelenmesi geldiği zaman herkes şöyle demişti. Ya biz farkına varmadan çok büyük bir işe mi soyunduk? Bu işlerle ilgili olan kısımlarda acaba ticaretin gidişatı ile ilgili yanlış bir yolu mu tercih ettik diye, ancak geldiğimiz noktada şu görüldü. Siz de takdir edersiniz ki Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki tacir kavramına baktığımızda olacakları önceden öngörebilme, basiretli tacirin tanımını yapar. Bugün iflasa baktığımız zaman iflas tam olarak şu değil insanların bildiği. İşte bütün parası bitmiş bir şirketin sonunda ben iflas ediyorum demek anlamına gelmiyor. Şirketin mal varlığı olabilir. Ama iflas dediğim şey aslında bir, o şirkette ilgili olan kısımda mal varlıklarının, aktiflerinin, pasiflerinin altında düşmesi, pasiflerinin yani borçlarının aktiflerinden çok daha fazla hale gelmesi, kişinin kötü niyetli olması, şirketi yöneten kişi ve kişilerin ve aynı zamanda da
bu kötü niyetle birlikte de içerisini şirketin boşaltmaya başlamasıyla birlikte bu süreç başlıyor aslında. Peki şimdi burada hukuki süreç başladıktan sonra işte sizler de avukatlık hizmeti veriyorsunuz. Kamuoyuna yansıması doğru mudur? İş ahlakı açısından ben böyle süreci başlattım demek o iş adamının şey açısından, kredibilitesi açısından doğru bir yaklaşım olur mu? Aslında sonuçları şöyle Mehmet Bey, iflasın ertelenmesiyle birlikte iflasın ertelenmesini iki türlü isteyebilir. Buyurun. Birisi alacaklılar, ikincisi de şirket sahipleri, borçlular. Eğer burada şöyle bir durum söz konusuysa, eğer şirket sahibi iflasın ertelemesini talep ediyorsa, burada gerek marka değerinde, gerekse piyasadaki kendi şirketin değerinde mutlaka eksilmeler meydana geliyor. Aslında iflasın ertelemesini istemek doğru bir sonuç değil bir şirket adına. İflasın ertelemesini istedikten sonra mahkeme şunu vermiyor bakın, bir yanlış bilgi var. Evet, siz iflasın ertelemesini istediniz. Önce bir mahkeme bakıyor, belki sizin iflasınıza karar veriyor. Yani siz tedbir diye gittiğiniz yerde sonra bir bakıyorsunuz ki mahkeme diyor ki evet sen iflasın ertelemesini istiyorsun ancak görünen o ki sen iflas ediyorsun. Dolayısıyla bir tedbir olarak da baktığında mahkeme sizin kötü niyetli olduğunuzu gördüğü andan itibaren iflasın ertelemesi yerine iflas veriyor. İflas verdiği zaman da kayyım atıyor size. Şimdi bu süreçleri yaşayan şirketler olabilir şu Aynen anda. Öyle. Şu anda sizin var zaten. Kaç tane dosya var şu anda genelde? Ben icra iflas hukuku bakımından baktığımda takip yaptım. Yaklaşık 800 bin alacak takibinde olan 800 bin dosya takip ediyor. Fakat şöyle bir şey var. Bunlar iflas dosyaları değil. İflas dosyaları dediğimizde yaklaşık bir 100'e yakın bir iflas dosyası var şu anda. Bunlar elinizde. Şirketler bazlı mı ilerliyor? Evet, şirketler bazlı ilerliyor. Şöyle baktığımız zaman şirketlerimizde bugün asıl problem şu. Bizde ikinci kuşak ya da üçüncü kuşak şirketler yok. Neden şirketler iflas ediyor ya da neden iflasın ertelemesini talep ediyor? Ona bakmak lazım. Aile şirketlerinde mi çok sık rastlanıyor? Yeni doğmuş şirketlerde mi? Yani şöyle baktığımızda masaya koyduk diyelim. Kaç yıllık şirketler ağırlıklı böyle bir problemle karşı karşıya? Bakın bunun genel olarak baktığınızda mutlaka ticaret odalarında ve diğer birimlerde bunun kaç yıllık şirketler olduğunu daha sağlıklı bir yalabiliriz. Veya mesleki olarak bakalım sektörel bazda. Sektörel bazda baktığımızda şu anda en sıkıntılı olan sektörler tekstil ve inşaat sektörü. Yani bunlar da en büyük büyüyen şu anda özellikle 10 yıl içerisinde en çok büyüyen alanlar inşaat ve tekstil. Buradaki profile baktığınızda bunların içerisinde çok eski şirketler de var, yeni kurulmuş şirketler de var. Ancak bizim asıl sormamız gereken şey şu bakın. Burada iflas edilmesinin, iflasın ertelemesini istemenin temel neden şirketlerde bir aktiflerini yönetememeleri, pasiflerini yönetememeleri, yani borçlarını ve alacaklarını yönetememeleri, profesyonel bir destek almamaları, gerek finansal gerekse hukuksal bakımından hala bakkal zihniyetiyle yönetilmeleri. Şimdi bakın şöyle düşünün, bir şirket inanılmaz işler yapıyor, fırsatlar çıkıyor, inşaat yapıyor, ardından tekstil piyasası çok revaçta, tekstil piyasasına giriyor. Başka bir piyasa çıkıyor, oraya giriyor. Geriye dönüp baktığında da şirket şuna bakıyor ki artık bu şeyi döndüremez bir hale geliyor. Döndüremeyince de arka arkaya haciz işlemleri uygulanmaya ve iflas istemeye ya da iflas ertelemesi gibi tedbirlere başvurmak zorunda kalıyor. Peki burada efendim iflas ertelemeyi müessesenin yöneticileri mi talep etmeli veya ben onlardan hizmet alıyorum veya bir daire almışım inşaat dediniz evet. Veya bir ofis almışım. Tabii ki burada bir tane iki tane ofis alandan ziyade toplu alımlarda evet. Zarara uğramışım. Zamanında teslim edilmemiş, inşaat ilerlememiş. Bu tür şeylerde ben de bir tüketici olarak mağdurum tırnak içerisinde. Mağdur olarak evet. Gidip de iflas erteleme talebinde bulunabilir miyim? Bu tüketiciye ne artı getirebilir? Faydası oluyor mu? Şimdi tüketici bakımından baktığımızda eğer bir iflasın ertelemesini talep ediyorsa tüketici şunu görmüş olması lazım. Şirketin içerisinin boşaltıldığı, kişinin şirkete ulaşılamadığı, şirket yetkililerine ulaşılamadığı. Belgelemek zorunda mı? Hayır, bunu belgelemek zorunda değil. Bunların bir takım emarelerinin olması lazım. Daha sonra bununla ilgili tedbir amaçlı olarak borç alacaklı böyle bir işlem tesis edebilir. Fakat buna ne sağlar onu söyleyeyim. Genelde biliyorsunuz kötü niyetli insanlar şirketlerin içerisini boşaltarak mal kaçırıyorlar. Neticesinde de kişi şirkete gittiği zaman boş bir şirkette karşı karşıya kalıyor. Burada iflas ya da iflasın ertelenmesini iki türlü kişi de isteyebilir. Birisi alacaklı yani karşı taraf, birisi de şirket ve şirket sahipleri isteyebilir. Ancak biraz önce de bahsettiğim gibi bu son dönemlerde iflasın ertelenmesiyle alakalı olan kısımda iflasın ertelenmesi sizin bildiğiniz bir zaman kazanma işlemi değildir.
Burada borçların yapılandırılması ve bir sıraya konulması anlamına şimdi gelir. Borç yapılandırmasında devlete karşı olan borçlar mı, bir de hizmet almışım bana karşı olan borç mu? Evet, güzel bir soru. Öncelikle şöyle tebrik ediyorum sizi. Burada iki tane alacak söz konusu. Birisi rüçhanlı alacaklar dediğimiz öncelikli alacaklar. Bunlar vergi borçları, devletin borçları dediğimiz borçlar. İkincisi de işçi alacakları. Bunlar rüçhanlı alacak olarak kapsamına giriyor. Diğer alacaklar ise kişilerin hak ve alacakları. Birinci öncelik elbette ki devletin ve işçilerin alacaklarıdır. İkinci öncelikli olan da işte diğer alacakların alacakları olarak sıra cetveline bu şekilde giriyor. Evet. Peki genel olarak bir de kötü niyetli girişimcilerin iflas ertelemede revaçta olduğu söyleniyor. Alacakları en fazla üzen kötü niyetli girişimciler, alacaklıları şeklinde doğru. Bir ibare okudum bir makalede. Kötü niyetli girişimciler neden iflas erteleme istesin ki? Şimdi şöyle, kötü niyetliyse bir kişi burada belirli bir düzen içerisindeki mal varlıklarında eksilmeye sebebiyet vermek, borçlarını artırmak ve kendi içerisindeki bir takım daha önceden planlamış olduğu iş ve işlemlerle ilgili olan kısımları hukuki bir çerçeveye oturtmak istiyor. Anlaşılacağı şekilde şu yani. Diyelim ki bir şirket sahibi, kötü niyetli bir şirket sahibi önceden iflas edeceğini öngörüyor. Bunların içerisini boşaltıyor. Bir anda saldırmasınlar. Bir anda hukuki işlemlere başlamasınlar diye. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi eğer bir mal kaçırma varsa bununla ilgili tedbirler de alabilirsiniz. Yani şirket mal varlıklarını birinin üzerine geçirdiği zaman onları yeniden şirkete gönderebilirsiniz. Yani dava süreçleri var bu konuyla ilgili. Bunun zamanla alakalı. Bunun için zaman kazanmaya çalışıyor olabilir. Parayı aktarırken ve bir takım aktarmalar yaparken de bu kazanımlardan elde ederek kötü niyetli bir kişinin daha fazla kendisini zarara uğratmadan çıkarını maksimize ederek maksimum bir çıkar sağlamaya yönelik iflasın ertelemesini talep ettiğini görüyoruz piyasalarda. Şimdi gerçek kişi tacirlerle şahıs şirketlerini iflas erteleme talep edemeyeceği yönünde bir bilgi var elimde. Neden öyle? Anonim şirketlerden bahsettiğiniz konu anonim şirketlerle alakalı kısımlar. Gerçek kişiler zaten şunu söyleyeceğiz. İflas eden kişiler gerçek kişiler olamazlar. Şimdi tüzel kişilikleri olan özellikle anonim şirketlerde, çok ortaklı yapılı şirketlerde bilindiği üzere belirli sistem üzerine Türk Ticaret Kanunu'ndaki kıstaslara göre kurulup devam eden ve bunlar devlet tarafından yönetilebilecek olan kısımlar olduğu için özellikle anonim şirketlerdeki iflasın ertelenmesi kısmı ortaya çıkar. Yani şöyle diye düşünün, kayyum son dönemlerde çok fazla bilinen bir şey. Doğru. Bir, kayyum atanıyor. Bu kayyum bir şirkete atandığı zaman iki yönlü kayyum atanır. Bir tanesi yönetim kurulunu denetlemek üzere harcamalarını ve yaptığı iş ve işlemlerle ilgili denetim yapmak üzere. İkincisi de yönetime atar. Bütün oradaki yönetimini çıkartır. Son dönemlerde biliyorsunuz devletin atadığı kayyumları. Ve bunlar oradan tüm aktif ve pasiflerini yönetirler. Bunlar da belirli süreler içerisinde yönetirler. Belirli süreye tabi ve bunlar mahkeme tarafından verilen hukuk çerçevesinde belirli süreler içerisinde ki genelde prosedür 3 aydır her 3 ayda bir mahkemeye rapor sunmak zorundadır. Bu raporlar iyiye giderse şirket ayağa kaldırılır ama iyiye gitmezse iflasa doğru gider. Hatta kapatılabilir. Evet, kapatılır zaten iflas kapatılmak demektir. İflas sonra iflas masası kurulur. Hak ve alacaklar önce rüşanlı alacaklar arkasından da diğer alacaklara nakite çevrilerek şirketin bütün mal varlığı dağıtılır sıra cetveline göre. Peki iki sorum da olacak. Birisi iyi niyetle bir şirket kurmuş ama hakikaten altından kalkamıyor ve kendi rızasıyla iflas erteleme kararını alıp hukuki süreci başlatabilir mi? Burada özellikle Anadolu'da böyle gayreti ortaya koyup da mahcup olanlar vardır. İzleyenlerimiz arasında da ne diyeceksiniz? Nasıl bir yol haritası izlenmeli? Şimdi Mehmet Beyciğim aslında şöyle. Bakın bizde maalesef üzücü bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık şirketlere rastlamazsınız. Yani ikinci nesil, üçüncü nesil şirketlere en fazla 30-40 yıl. Yani dededen geçmişte bu benim büyük dedemin kurmuş olduğu bir şirkettir deyip başlayan bir hikayeyi asla duyamazsınız. Yılı vardır ama şirket yapısı genelde daha yenidir. En fazla 30 yıldır. Bakın bunun sebebi şu. Biraz önce bahsettim. Şuna çok dikkat edilmesi lazım. Şirketleri, şirket yönetenlerin. Maalesef şirketi yönetecek olan uzmanları atamıyorlar. Bu uzmanlarla çalışmıyorlar. Gerek hukuki, gerek finansman, gerekse yönetim bakımından uzman desteği almak zorundalar. Siz burada en fazla karşılaştığınız problem galiba
Artık derler ya, affedersiniz, yumurta kapıya dayandığı zaman sizin kapınızı çalmak. Bravo. O noktada bir bakıyorsunuz her şey karmaşık bir yapıda. Hadi çöz bakalım. Şimdi işte tam bu noktada sizin dediğiniz gibi, yani çok güzel bir tespit. Aslında bize sekaret halinde geliyor şirket. Yani her şey bitmiş. Bu hastayı nasıl ayağa kaldırırsınız? Yani ne yapıyorsunuz? Şöyle yapıyoruz. Aslında bizim çok üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi şu. Şirket bize geldiği zaman bakıyoruz. Daha önceden eğer bir tedbir alınmış olsaymış, gerçekten de çok az hasarla atlatılabilirmiş. Tabiri caizse bizim şirketler aile dernekleri gibi, yardımsever aile dernekleri gibi yönetiliyor. İşte bir şey düşünün, profesyonel değil. İşte bakkal zihniyetiyle, yanlış anlaşılmasın burada, koskoca bir alanı yönetiyorsunuz. Birçok şirketlerden oluşan yapıyı yönetiyorsunuz. Ama profesyonel bir destek almıyorsunuz. İtimat, kontrol itimata tabi, kontrol itimata engel değil derler büyüklerimiz, biliyorsunuz. Yani şimdi kişinin hukukçusu olabilir, kişinin mali müşaviri olabilir ama bunu da bir denetimle gerçekten işin nasıl yapıp yapmadığını bir denetletmesi lazım şirketlerin. Şimdi bize gelen şirketlere bakıyoruz. Artık sekarette hasta aslında bize diyorlar ki bunu gömün. Biz de usulüne göre nasıl ayağa kaldırırız, eğer olursa nasıl gömeriz de geliyoruz. Aslında bizim Türkiye'deki en büyük sorunumuz bu. Hala biz dünyaya açılan bir yapıdayız. Özellikle son 10 yılda inanılmaz mesafeler kat ettik. Ama biz bu konuyla ilgili hala profesyonel olmadık. Görünüm nedir efendim? Son 1,5 dakikamız. Tamam, görünüm şudur aslında baktığımızda Mehmet Bey. Bizim insanlarımızın daha profesyonel olması lazım. Bizim insanlar bir takım şeyleri yaparken... Problem çıkmadan sizinle o emareleri gördüğü an irtibata geçmesi gerekiyor. Aslında şu... Ya korucu... Doktora gitmenin sadece yatağa düştükten sonra değil... Bravo. İlk baş yani ağrısında önleyici, bile... Tam onu söyleyecektim. Evet. Önleyici hukuk sistemi dediğimiz. Evet. Eğer bir şey varsa, problem varsa, biraz önceden de bahsettim. Bize gelecekler ve hukukçulara, mali müşavirlere, finans uzmanlarına gelecekler. Problem çıkmadan bize başvuracaklar. Aksi takdirde biz de hasta olunca doktora gidiyoruz. Başımıza bir şey geldiği zaman avukata gidiyoruz. Şu andaki tabloya baktığınızda samimi buluyor musunuz iflas erteleme kararı alıp da ilerleyenleri? Aslında bir panik havası var Mehmet Bey, onu söyleyeyim. Evet. Şirketlerde ekonomik son dönemlerde beklentilere cevap alamama mı? Bakın şu son dönemlerde piyasalarda bir daralma var ama bu daralma öngörülebilir bir daralma mıdır yoksa öngörülemez bir daralma mıdır onu kestiremiyorlar. Evet. Fakat biz biraz önce de siz programa başlamadan önce baktık, gerek döviz kurlarındaki gerekse doğru, diğer işlemlerde aslında çok da böyle panik yapacak bir hava yok. Fakat şirketler ani bir panik havasına kapılıyorlar, en büyük de zararı burada görüyorlar. Kazanamama kaygısı var şu anda. Aynen. Yatırım yapmışlar, planları çerçevesinde ilerlemiyorlar, B planı yoksul ise... Aynen orada öyle. Kriz ihtimali ön plana çıkıyor. Psikolojik yönlüdür şu andaki tablo diye düşünüyoruz. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Geçen bir müvekkilim, gerçekten Türkiye'de saygın bir müvekkil. Burada ismini zikretmeyeceğim ancak şöyle bir şeyle geldi bana. Dedi ki ya şu anda çok mal varlığımız çok iyi ancak biz nakit sıkıntımız var. Bundan dolayı sıkıntıyı çekiyoruz. Bu konuyla ilgili bizim en son B planımız iflasın ertelemesini talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili bize bilgi verir misiniz? Biz ona da aynı şeyi söyledik bakın. Burada sıkıntı şu, panik havası yapmayın. Mümkün olduğunca siz bu borçlarınızı yönetmeye çalışın, borçlarınızla anlaşın. En son olarak bu sistem düşünülmeli bence. Evet, Elmedağ'ın efendim avukatlık danışmanlık hizmetlerinin çok teferruatlı olduğunu biliyoruz ki Türkiye'de birçok kurumsal şirkette de hizmet veren bir efendim yapıya sahip ve oradan kurucu ortağı avukat Zeki Arıtürk Bey. İflas ertelemenin ne olduğunu ve şirketlerin zorunlu olarak böyle bir tercihte bulunup bulunmadığını, hileli iflas ortamı vesaire, bütün bunlar belki daha detaya girilebilirdi ama zamanımız dar olduğu için biz bununla yetinelim dedik. Ama sözün özü, paniğe gerek yok şu an için. Evet, paniğe gerek yok diyoruz. Uzmanlar da dün de belirttim, doğru sularda yüzülmesi gerektiğini belirtiyor. Nefes alışverişimizin bile ölçülü olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle kazanç odaklı niyeti olanlara. Ve konuyla ilgili biz SAKS döviz ve altın piyasalarının genel değerlendirmesi yönüyle SAKS Kapital strateji uzmanı Cüneyt Paksoy'a cevap şöyle bir kulak verelim. Ve piyasaların önümüzdeki 6 aylık süreçte konumlandırmaları ne olabilir? Bunlara acaba göre neyi belirleyelim, ne şekilde ilerleyelim? Genel çerçevede bir kulak verelim bakalım neler diyecek. Ardından ana haber bülteni diyeceğiz. Biz ilerleyen dakikalarda
Eğer sürpriz bir karar alınırsa FED'den gelecek bilgileri de sizlerle paylaşacağız bu ekranlarda. Bugünlük bu kadar diyorum. Bu vesileyle de Sayın Zeki Arıtürk'e yeniden teşekkür ediyorum katılımdan dolayı. Ve hemen uzmanımıza kulak verelim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. ABD ve Avrupa tarafındaki gelişmelerin dışında Çin önemli başlık olmaya devam ediyor ve kafaları karıştırmaya devam ediyor. Çin üzerine gelen son veriler hala çok ümit verici değil. İhracatının 1/4 oranında düştüğü söyleniyor. Para çıkışı devam ediyor net olarak. Sermaye çıkışı devam ediyor ama son dönemde ivme azaldı deniyor. Onun için bu iki haber başlığının pozitif gelmesi Çin için de önemli olacak. Çünkü Çin yeni bir devalüasyona gitmemesi gerekiyor bu vadede. Çin yeni bir devalüasyona gitmesi demek gelişen ülkelere yeni bir baskı demek olacak. Onun için ECB ve FED dışında Çin'e de odaklı davranmaya devam edeceğiz. Japonya zaten elinden gelen maksimumunu yapıyor. Negatif reel faize de geçtiler. Onun için Japonya'nın etkisi şimdilik nötr kaldığı gibi. Ama bu üç haber başlığına bakacağız. Bir de jeopolitik işler var hemen sınırımızda da gelişen. Onların gelişimi de çok önemli. Göçmen krizi bugün Yunanistan'ın kapısına dayandı. Avrupa bir karar almak zorunda. Daha yeni görüşmeler yapıldı. Göçmen krizi odağında bu bölgedeki jeopolitik riskleri de dikkatle takip etmeliyiz. Petrol fiyatlaması, altın fiyatlaması, hisse senetleri fiyatlaması adına. Ama tahvil piyasasında, global tahvil piyasasında sanıyorum bu sene biraz sorunu geçecek. Türkiye'ye geldiğimizde, Türkiye görece güçlü kalmaya devam eden ülke konumunu koruyor. Fiyatlamalar bu yönde. Gösterge tahvilde 11'in altındayız, 10.5'lara yakınız. Bu önemli, pozitif. Önemli ihaleleri de başarıyla geçtik. Artı dolar TL tarafında onca gelişmeye rağmen hoş Güney Afrika randının ekstra hareket sebebiyle bir cuma günü, geçen cuma günü 3'lere varan bir hareket yaşandı ama mevcut durumda yeniden 2.90-95 bandı içindeyiz ve hisse senetleri piyasasında artık 78 bin lira yakınız ki bir önceki sunumumuzda Türkiye için pozitif olduğumuzu endekste 76.500 200 günlük ortalamanın hedef olduğunu, oranın da geçilmesi hareketin 78-80 bin bandına geleceğini sizlere bildirmiştik. Nitekim o beklentimiz gerçekleşti. Bizdeki hareketin devamı için tabii global piyasalara odaklı olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz niye görece güçlü duruyoruz dersek bir kez daha hatırlatalım. Bakın Brezilya'ya, bakın Güney Afrika'ya, bakın Rusya'ya hep siyasi kriz etkisiyle stres yaşıyorlar ve fiyatlamalara giriyor negatif anlamda. Ama biz en azından tek parti hükümeti olması, siyasal istikrar çıpasının olması bu kadar jeopolitik riske rağmen Türkiye'yi hem batı tarafında hem iç piyasa tarafında kuvvetli tutmaya devam ediyor. Artı önemli bir şekilde de yapısal dönüşüm süreci zikredilmeye devam ediliyor. Hükümet ardışık bir şekilde yapısal önlemleri almaya bence devam edecek. Yapısal reformlarına devam edecek. Bu yöndeki kararlılığı da bizim risk primimiz üzerinde etkili olmaya devam edecek. Son gelen enflasyon verisi de olumlu oldu. En azından kısa vade için %10 üzeri bir platforma doğru enflasyonun gitmesi kaygılarını öteledi. Ben o tarafta da pozitif sinyal görüyorum. Artı büyüme tarafında da dünya tarafından gelen raporlar da öyle. IMF bütün dünya ülkeleri için büyüme hedefini küçültürken Türkiye için yükseltti. %3, %4 büyüme en azından kalıcı. Daha yukarısını istiyoruz ama buralarda kalabilmek bile büyüyemeyen bir global dünya olduğu düşünüldüğünde Türkiye için önemli. Bütün bunları toplayalım. Dolar, TL, Borsa İstanbul yorumu yapalım. Borsa İstanbul kısa vadede 76-76.500 üzerinde satışlarını karşıladıkça hedef 78.000 üzerinde 80.000 psikolojik direnç eşiği. Orayı da aşabilirse haftalardır alçalan bir trendimiz var. Alçalan tepeler. O bölge 81.000-81.500 bandı oldu. Eğer 80.000 üzerine geçebilirsek global taraftaki destekle açıkçası 81.500 çok kritik bir direnç eşiği olacak. Burasının geçilmesi demek o alçalan tepelerle teyit edilmiş alçalan trendin yukarı yönlü kırılması anlamına gelecek birinci sinyal olarak. Devamında tabii 21 ve 50 günlük ortalamalar 200 günlük ortalama üzerine taşmasını da bekleyeceğiz ama 81 bin üzerine de atabilirse borsa önümüzdeki süreçte kendini kar satışlarına yenik düşmeden hedefimiz önce 83-85 bu bölgenin de kırılması 90 bin seviyeler konuşulabilir ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle global piyasalarında buna destek vermesi gerekiyor. 76 bin altına sarkmalarda lütfen dikkat.
birinci sinyaldir. 74-75 binde bu yükseliş hareketinin önemli ikinci sınır desteği. Çünkü önemli ortalamalar orada birikmeye başladı. Oranın altına 68-70 binde 12-13 hafta süren sıkışma bandının alt bölgesi. Desteklerimiz belli. Direnç hedeflerimiz de zaten belirttik. Dolar TL tarafında yukarı yönlü hareketler şimdilik satışta karşılanıyor. Bu önemli. 2.90-2.89. Bu önümüzdeki 15 gün içinde kırılacak olursa hedef 2.75-2.85 bandı olacak. Çok net. Bu grafiklerde mümkün gözüküyor. O bölge yalnız alım fırsatı olmaya devam edecek. Çünkü global ölçekte bu kadar sorun başlığı varken dolar TL tarafına yön hala yukarı olacak. Bunlar düzeltme kalıpları. Bunu hatırlatalım. Olası bir şekilde önümüzdeki dönemde yalnız 2.91 üzerine kalıcı sarkmalar başlarsa aman dikkat. Önce bir 3'ler son döndüğümüz tepe. Arkasından 3.05-3.08 devamında da 3.10-3.15'ler önemli direnç hedef bölgeleri olarak kalacak. Oradaki yerleşmeye dikkat edelim. Altın euro dolar paritesi de birkaç cümleyle bitirelim. Altın çok önemli bir hareket yaptı. Spot altın 1250 üzerinde kaldıkça 1280 üzerinde de kuvvet kazandıkça hedefi 1300-1310. Son 2,5 senenin sıkışma bandı. Burası geçilecek olursa aman dikkat. Spot altında çok ekstrem hareketler görebiliriz. Ne haber akışıyla geçildiği de önemli. O zaman 1400-1450-1525'lere kadar hareket genişleyebilir aman dikkat. Kar satışları içinde 1250'nin altında 1200-1230 bandı önemli destek. Hatta arada 1780 de var. Buranın altına geçmeden altında yükseliş hareketi bitti diyemeyiz. Gram altında da rekor kırmaya devam ediyoruz. Ama talep var mı? İşte Mehmet Ali abi hep söylüyor. Maalesef talep yok. Daha çok boldurma amaçlı. Artık altın bir alım satım aracı haline, bir yatırım aracı haline dönüştü. 120 üzerinde 123-125 gibi hedefler var. 118'in altında da gram altın için. 110-115 hedef ama geri çekilmeler altında belli bir dönemde alım fırsatı olarak kalacak. Euro dolar paritesi de birkaç cümle. FED ECB arasındaki denklemi fiyatlayan bir euro dolar paritesi var. 1.10 ortada pivot. 1.10 üzerine geçersek Draghi sözünü tutmazsa 1.11'in üzerinde 1.13-1.15'lere kadar hareket mümkün. Draghi sözünü tutar. Piyasa aşağı gelirse 1.10'un altında 1.08'e bakacağız önce. Sonra da 1.0650'ye bakacağız. Buraların geçilmesi tekrar 1.04-1.05'leri gündeme getirebilir. Ama şunu unutmayalım. Dolar endeksine de bakıyor olacağız ama euro dolar paritesinde ben bu sene içerisinde ara ara yukarı yönlü tepkiler beklemeye devam ediyorum. Son dediğimizde de 1.14-1.15'leri zikretmiştik. Orayı gördük hatırlıyorsunuz. Çünkü Draghi her şeyi yapıyor. Genişlemeci bir politik izliyor ama bunlar Avrupa ekonomisi olumlu verilere dönüşürse euro dolar bundan da destek alacak. Avrupa FED geri çekildikçe, Şahin tavrından biraz ödün verdikçe bu seneki faiz arttığını 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye hakikaten kendi kafasında değil piyasanın kafasında inandırırsa o zaman euro dolar paritesi de ara ara aşağı yönlü hareketler dışında yukarı yönlü hareketler de izlemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Bir sunumu da Mehmet Ali abinin güzel dükkanından yapmış olduk. Bir sonraki görüşmeye kadar hepinize hayırlı ve bereketli işler diliyorum.